Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Trajanta hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Bu video içerisinde Trajanta nedir, ne işe yarar, ne için kullanılır, nasıl kullanılmalıdır ve varsa yan etkilerinden bahsedeceğim sizin için. Trajanta, oral antidiyabetikler adı verilen ilaç grubuna aittir. Ağızdan alınan antidiyabetik ilaçlar yüksek kan şekeri seviyelerini tedavi etmek için kullanılmaktadır. Bu ilaçlar vücudunuzdaki kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olmaktadır. Trajanta da yetişkin tip 2 diyabet hastalarında kullanılan oldukça etkili ilaçlardan bir tanesidir. Trajanta diğer antidiyabetik ilaçlarla kullanılabilen, kombinasyon halinde kullanılabilen ilaçlardan bir tanesidir. Doktorunuzun önerdiği diyet ve egzersizlerle birlikte uygulamanız oldukça önemlidir. Trajanta nasıl kullanılmalıdır? İlacınızı daima doktorunuzun size söylediği gibi kullanmalısınız. Herhangi bir şeyden emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışabilirsiniz. Önerilen Trajanta dozu günde bir kez 5 mg'dır. Bu ilacı yemek yemeden önce ya da sonra kullanabilirsiniz. Doktorunuz Trajanta'yı başka bir oral antidiyabetik ilaçla kombinasyon halinde kullanmanızı isteyebilir. En iyi sağlık sonucunu elde etmek için tüm ilaçlarınızı aynen doktorunuzun önerdiği şekilde kullanmayı lütfen unutmayın. Bu ilacın çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanılması önerilmemektedir. 80 yaşın üzerindeki hastalarda deneyim sınırlıdır. Bu yüzden de dikkatli ve kontrollü kullanılması tavsiye edilmektedir. Trajanta'nın etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğu izlenimine sahipseniz, doktorunuz veya eczacınız ile konuşabilirsiniz. Kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız derhal bir doktor veya eczacı ile konuşmanızda fayda bulunmakta. Trajanta'yı kullanmayı unuttuysanız, unuttuğunuzu anladığınız anda ilacınızı alabilirsiniz. Ancak bir sonraki doz çok yakınsa kaçırılan dozu atlayın. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayın. Aynı gün iki doz kullanmayın. Trajanta'yı doktorunuzla konuşmadan kullanmayı kesinlikle bırakmayın. Trajanta'yı almayı bırakırsanız kan şekeriniz aniden yükselebilir. Bunu lütfen unutmayın. Trajanta'nın yan etkilerinden de bahsetmek istiyorum. Bunlar kişiden kişiye değişiklik gösterse de rastlanabilecek yan etkiler olarak belirtilmiştir. Titreme, terleme, kaygı, bulanık görme, titreyen dudaklar, solukluk, davranış değişiklikleri veya kafa karışıklıkları olabilir. Kan şekeri düşükse bu belirtiler görülür. Hipoglisemi, Trajanta'nın metformin ve bir başka diğer kombinasyonlu ilaçlarla kullanıldığı zaman gözlemlenen yan etkileridir. Görülme sıklığı çok yaygın olarak tanımlanır ve 10 kişiden birinden fazlası da Trajanta'yı diğer iki ilaçla birlikte kullanıldığını ifade etmektedir. Bazı hastalarda alerjik etkiler meydana gelebilir. Aşırı duyarlılık şeklinde gözlemlenebilir. Hırıltılı solunum veya nefes darlığı gibi alerjik etkiler ciddi olabilir. Bu yüzden bu yan etkilerden birine veya birkaçına maruz kaldıysanız eğer derhal bir acil yardım kuruluşuna gitmenizde büyük fayda olacaktır. Ciddi yan etkiler önemsenmeyecek yan etkiler değillerdir. Örneğin nefes almada veya yutmada zorluk, yüzde, dudaklarda, dilde veya boğazlarda şişme oldukça ciddi yan etkilerdir. Bunları kesinlikle unutmamanızı tavsiye ederim. Bunun dışında Trajanta ile alakalı benim bahsetmek istediklerim bu kadardı. Ama daha önce eğer bu ilacı siz kullandıysanız ne için kullandığınızı veya kullanmaya başladığınız andan itibaren tedavinizin seyrini benimle ve bu videoyu izleyen diğer kişilerle paylaşabilirsiniz. Sıralamış olduğum yan etkilerin dışında başka bir yan etkiye maruz kaldıysanız lütfen bunları da belirtmeyi unutmayın. Bunun dışında bu ilaçla alakalı merak ettiğiniz ama videonun içerisinde yanıtını bulamadığınız bir başka sorunuz varsa yine yorumlar kısmından sorularınızı sorabilirsiniz. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve sosyal medya hesaplarınızdan bu videoyu paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.